Oldukça yakın bir tarihte dünya geneline yayılmasına rağmen temel besin maddelerimizden ve mutfaklarımızın vazgeçilmezlerinden biri olan patatesi kullandığımız bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizin için lezzetli ve besleyici bir tarif, patatesli makarna hazırlıyoruz. Tarifimize 2 diş sarımsağımızı bir bıçak yardımıyla ezerek başlıyoruz. Sarımsaklarımızı incecik kıyıyoruz ve bir kaba alıyoruz. 1 adet soğanımızı incecik doğruyoruz ve bir kaba alıyoruz. 1 eldiven takarak kırmızı acı biberimizin sap kısmını keserek ortadan ikiye bölüyoruz. Kırmızı acı biberimizin çekirdekli kısımlarını ayıklıyoruz. Kırmızı acı biberimizi incecik doğruyoruz ve bir kaba alıyoruz. İki adet patatesimizin kabuklarını soyuyoruz. Patateslerimizi ince dilimler halinde doğruyoruz. Doğradığımız patatesleri bir tabağa alıyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Yağımız ısındı. Tavamıza doğradığımız soğanları ve sarımsakları ilave ediyoruz. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Lezzetlendirmek için yarım çay kaşığı tuz ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız ve sarımsaklarımız yaklaşık 3 dakika kadar kavruldular. Üzerine kırmızı acı biberimizi ve patateslerimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Patateslerimiz yaklaşık 15 dakika kadar kavruldu. Kaynayan suyumuza yarım paket burgu makarnamızı ekliyoruz ve haşlanmaya bırakıyoruz. Makarna haşlama suyumuzdan 2 kepçe patateslerimizin üzerine ilave ediyoruz ve hafifçe karıştırıyoruz. Makarnalarımız haşlanırken sosumuzu hazırlıyoruz. Bir kasenin içerisine yarım limon suyu, 3 çorba kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı tuz, 1 tutam karabiber ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Yarım bağ maydanozu incecik kıyıyoruz ve bir kaba alıyoruz. Patateslerimizi ara ara karıştırıyoruz. Eğer bu noktada ihtiyaç duyarsanız makarna haşlama suyundan 1-2 kepçe daha ilave edebilirsiniz. Makarnalarımız yaklaşık 8 dakika haşlandılar. Süzüyoruz. Makarnalarımızı patateslerimizin üzerine ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Patatesli makarnamızı servis tabağına alıyoruz. Hazırladığımız yoğurt sos, kırmızı toz biber ve doğradığımız maydanozlar ile birlikte servis ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.